Evet, antifrizli suyumuzu aldık. Ve antifrizli suyu aldıktan sonra camımız pırıl pırıl oldu çok şükür. Çünkü yani aslında kar yağdığından falan değil de arabalar eriyen karın çamurunu sıçratıyor pencereye, cama. Ve tabii kirletiyor camı. Silecek suyu da donunca böyle bir şey oldu açıkçası yani. Şimdi neyse, eksi 20 dereceye göya şey, eksi 20 ve eksi 60 dereceli vardı. Hani hemen eksi 20, 60'lık bir durum yok diye eksi 20'lik antifriz aldık. Biraz da kolonyayı da destekledik. Şu anda güzel gidiyoruz bakalım. Sofya'yı geçtik. Şu anda 1 saat civarı bir yolumuz kaldı. 100 kilometrenin altında. En geç 1 saat içerisinde sanırım Blagoevgrad şehrine varacağız. Blagoevgrad aslında eskiden, onu da o bilgiyi de vermiş olalım. Yani ilginç tarihi bir bilgi ama Selanik'in bir kazası. Osmanlı döneminde Selanik vilayetine bağlı bir kaza. Ki Selanik'e zaten 2,5 saat falan yaklaşık olarak şu andaki yolun önemli bir kısmı otoyol veya duble yol. Yani Yunanistan tarafı duble yol gibi. Bulgar tarafı yer yer otoyol. Arada böyle bir tek giriş giriş bir kısım var, dağlık. Orada biraz zaman kayboluyor. Biraz tabii sınırda da zaman kaybediyorsunuz Bulgaristan Schengen üyesi olmadığı için ama yani Selanik'in bir kazasıymış aslında Osmanlı zamanında. Ve Osmanlı zamanındaki adı da Yukarı Cuma. Yukarı Cuma diye geçiyor. Yani bu şeyle karıştırmamak lazım. Bir de Bulgaristan'da Eski Cuma var. Eski Cuma daha kuzeyde, Romanya'ya doğru. Şu anki adıyla galiba Razgrad tam Eski Cuma mı oluyor? Veya orada bir şehir daha var gene. Targoviç de olabilir veya başka bir şey. Neyse tam bilmiyorum ama. Eski Cuma daha kuzeyde. Yukarı Cuma. Bulgaristan'ın güneyinde kalıyor komik bir şekilde. Yani Yukarı Cuma ama Bulgaristan'ın epeyce bir güneyinde. Çünkü Aşağı Cuma Yunanistan sınırlarında kalmış vaziyette. Yani gene Osmanlı zamanında. Sonra bu Yukarı Cuma Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını aldıktan sonra 1908'den sonra Dornaya Cuma'ya oluyor. O da Yukarı Cuma'nın Bulgarcası. Dornaya Cuma'ya. Uzunca bir süre Dornaya Cuma'ya diye adlandırılıyor. Daha sonra ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'da sosyalist rejim kurulunca bir süre sonra 1950'lerde sanırım o sosyalist rejimin önde gelen isimlerinden bir tanesi, ki kendisi işte Dornaya Cuma yolu diyelim. Bakın şu anda silecek suyumuz çok güzel çalışıyor canavar gibi. Dornaya Cuma'yı oluyor size Blagoevgrad. Yani Blagoev şehri. Blagoev'de işte soyadı Blagoev olan, adını hatırlayamadım ama Georgi Blagoev olabilir. Onun soyadını veriyorlar şehre. Başka böyle şehirler de var. Mesela Dimitrovgrad var. Georgi Dimitrov, Bulgarların ulusal kahramanlarından. Hatta eskiden muzelesi vardı. Sofya'da kaldırılmış sonra 1990'larda. Dimitrovgrad var mesela. Momçilgrad var. Eski Bulgar kralı Momçil'in adı. Hatta Türkçesi Mestanlı. Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu kasaba. Kırcalı'ya bağlı. Orasında mesela Momçilgrad yapmışlar. Dediğim gibi bizdeki yani bu şeyde Dornaya Cuma'ya veya Yukarı Cuma'da olmuş size Blagoevgrad. Sosyalist rejim kapandıktan bittikten sonra da halka sormuşlar Blagoevgrad ismini değiştirelim mi diye. Tabii Türk ismini istememişler herhalde anladığım kadarıyla. Blagoevgrad'da kalmaya devam etmiş. Şey, Blagoev'in de hatta şehirde bir heykeli mevcut diye biliyorum. Onu da söylemiş olayım. Adem, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Sen uzunca bir süredir bu şehirde yaşıyorsun. Yani ben şey, sanırım bir kere geldim gittim sadece. Şu an için dördüncü büyük şehri değil mi Bulgaristan'ın? Yani valla o kadarını bilemeyeceğim. Dördüncü büyük şehri ama. Olsa gerek, dört ya da beş. Yani Sofya, Burgas, Varna, Plovdiv. Ha, Plovdiv 4, o zaman Burgas. Varna, ve de Varna 2'dir. Yani ben, ya da Plovdiv 2, Varna 3 olabilir. Sofya, Varna, Burgas, Sofya 1, o kesin zaten. Plovdiv şeklinde gidiyor, evet. 70 bin nüfusu var. Önceden de söylemiştik şey, ücretlerin en düşük olduğu şehir, şeyde Bulgaristan'da. O maalesef kötü bir şey. Ya, ama doğası çok güzel. Bayağı yüksekte rakım olarak. Güzel bir şehir. Yani en azından ben şu ana kadar... Ben bir de şey okumuştum, standart, o çok ilginç gelmişti zaten bana. Şimdi sen yani çok standart ise bir iş, mesela bir süpermarkette çalışan olmak. Ki işte burada Avusturya menşeli süpermarketler çok burada, Kaufland olsun, Lidl olsun. Bunlar da diyelim ki kasiyersiniz. Şehirden şehire maaşlar değişiyor. Yani Türkiye'de aslında mesela ne bileyim asgari ücretse asgari ücrettir. Şey, şehirden şehire asgari ücret uygulaması var. Yok, burada bölgesel asgari ücret uygulaması var mı bilmiyorum açıkçası ama ben böyle bir süpermarket maaşlarındaki farklılaşmaya göre makarna eskaza bir şekilde Türkiye'de girip çalışma yaparken öyle bir denk gelmişti. Yani Lidl'daki çalışanların veya Kaufland'daki çalışanların
Yani Sofya'daki Lidl veya Kaufland çalışanıyla veya Burgaz'daki Lidl veya Kaufland çalışanıyla Blagoevgrad'daki Lidl veya Kaufland çalışan arasında ciddi bir ücret farkı olduğunu okumuş idim. Bir Bulgar'ın yazdığı makale. Yani bu makalede şeyler rast gelmiştim. Türkiye ile ilgili bir kayıt dışılık ücret makalesi üzerinde hala da düşünüyorum aslında. Bir Türkiye Ekonomi Kurumu'nda vaktiyle yaptığım bir sunumdan yola çıkarak ama makale halini almadım maalesef. Belki ileride alır. Onu o zaman düşünürüz. Öyle bir şey. Öyle rast gelmiştim yani açıkçası. Şimdi dağlık bir yol. Bu yol, otoyol da yine Avrupa Birliği fonlarıyla yapılmış yakın zamanda. Birkaç yıl evvel. Normalde aslında otoyol dökken çok daha zor. Dağlık çünkü. Epey de dağlık kısımları var Bulgaristan'ın. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadıkları, yani Türk kökenli soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Kırcaeli, benim kayınpederim de memleketi. Oralar da çok dağlık. Ve tabi altyapı ancak işte Avrupa Birliği üyelik süreciyle beraber çok fazla altyapı yatırımları arttırıldığı için daha gelişmeye oldukça muhtaç pek çok noktadan aslında. Özellikle ulaşım altyapısı anlamında. Vaktiyle trenler var, yapılmış ama sosyalist rejim zamanında. Onlara da çok fazla bütçe ayrılmadığı için olsa gerek hem kalite olarak kötü hem de hızları oldukça yavaş maalesef. Onu da söylememiz gerekiyor. Arabanın da arkasında enteresan kapatmışlar mı? Ne yapmışlar? Hiç bir şey mi böyle? Kar mı? Yok kar. Allah Allah. Bana dememiş hiç. Seni kara göbetsin. Açması. Evet, şu anda Blagoevgrad yolunda gidiyoruz bakalım. Biraz yaklaşınca, yani yaklaşık bir belki 30-40 kilometre sonra biraz yaklaşalım. O zaman belki yine açar ve oradan devam ederiz. Evet, şimdi nihai hedefimize neredeyse yaklaşıyoruz. Epey az bir süre kaldı. Bir benzin alacağız yalnız. Benzin depoyu doldurmakta fayda var. Yarım depo kadar benzin gitti. En son Kapıkule'den almıştım. Tam sınırdan. Bakalım şimdi birkaç kilometre kaldı. Bir tünele gireceğiz. Tünelden çıkar çıkmaz da sanırım. Sapık olacak bakalım. Yani 6-7 kilometre kaldı. Otoyoldan çıkmaz. Bu otoyol Sofya'dan başlıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz otoyol. Yunanistan sınırına kadar gidiyor ama tabii bir yerde kesiliyor. Çünkü orayı daha yapamamışlar. Dağlık bir yer. Ben de yani bir kere geçtim aslında ama devamında. Bitirilmemiş o kısım. Dağlık bir kısım. Böyle tabii Yunanistan'a geçten sonra Serez var sınırın diğer tarafında. Bu Şeyh Bedrettin'in idam edildiği şehir diyelim, Serez. Ve sonra şey var. Selanik, Serez'den sonra Selanik'e de gidebilirsiniz. Kabala tarafına da gidebilirsiniz tabii. Öyle devam ediyor. Şimdi bakalım. Biraz gidelim yolda. En azından sapaktan çıkana kadar size o sapağı da göstermek isterim. Sonrasında zaten benzin molası vereceğiz. Tabii benzin molasını çekmeye gerek yok. Sonra şehrin girişini gösteririz herhalde. Sevgili Adem de yanımda, yoruldu birazcık. Gece pek uyumamış çünkü İzmir'den gelmişti. Ben de 4-5 saatlik uykuyla uyuyorum aslında. 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa girin.
500 metre sonra sağdaki çıkışa girin. Sağdaki çıkışa girin. Ardından sağa dönün. Karayollarında birilerinin görevini iyi yapmadığını gösteriyor. Levhalardan sorumlu olan. Şimdi bakın. Rilski Manastırı buranın ünlü bir manastırı. 33 kilometre var gösteriyor. Rilski Manastırı bu levhada okuyabildiyseniz eğer. Ünlü bir Ortodoks manastırı. Adem gittin sen sanırım oraya değil mi? Ya çok güzel bir yer. Ya bence şey koca Bulgaristan'da sağa dönün. En güzel şeyler de aslında. Evet. 33 kilometreydi. Biraz geldik. 200-300 metre. Şimdiki levhada manastırın 35 olduğu yazıyor. Biz zaten o tarafa gitmeyeceğiz ama. 300 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Manastırın uzaklığı 33'ten 35'e çıktı. Komik de öyle. Yani dediler ya bir evvelki levha yanlış ya bu levha yanlış. Birinden biri yanlış. Hangisi bilmiyorum. Gerçi bir ihtimal daha var. Belki de sağdan buradan da bir 33 kilometrelik bir yol da olabilir. Yani o da bir... Neyse bilmiyorum ya. Bana saçma geldi ama... Birinden birinde bir hata var. Şimdi bakalım. Blagoevgrad yani Dornaya Cuma'ya. Yani yukarı Cuma'ya doğru giriyoruz. Döner kavşaktan çıkın. Çıktık bakalım. Şimdi düz devam edeceğiz ama bir benzinciye uğramamız lazım. Bakalım burada bir benzin bulabilirsek yakın. Çıkaralım. Bir daha bir Türkiye'ye kadar benzin alma derdimiz olmasın. Evet, Oblast Blagoevgrad yazıyor. Bu Oblast bölge demek. Burada eyalet sistemi var aslında. Hem şehir var hem bölge var. Bakın burada bir de Obşina Blagoevgrad diyor. Obşina Blagoevgrad, Blagoevgrad şehri belediyesi. Oblast ise eyalet. Eyaletlerin valileri var. Belediyelerin belediye başkanları var. Farklı. Yani Blagoevgrad eyaleti, Blagoevgrad'ın başkenti olduğu bir, yani Blagoevgrad şehri, Blagoevgrad eyaletinin başkenti. Bakın burada fiyatlar da var. Bakın 95 oktan benzin 2.57 leva. İşte 17 derseniz 34.42 falan. Türkiye'de 37'ydi. Bir tık daha ucuzdu. Yani Türkiye'ye göre aslında bir tık pahalı benzin. Onu da görmüş olduk. Güney yönünde ilerleyin. Ardından hafif sağa yönelin. Alttan sonra tekrar devam ederiz şehre girerken. Evet benzinimizi aldık. Hadi bakalım. Hafif sağa yönelin. Şehre girelim bakalım. 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. Navigasyona girdiğimiz yer gideceğimiz yer değil. Dolayısıyla birazdan navigasyon saçmalayacak muhtemelen. Olsun. Nereye yazmıştım? Şey yazdım. Senin evi yazdım. Sağ peki.
maalesef henüz İstanbul'da da 2023-24 sonbahar ve kışında kar yağmadı. Sonbaharda zaten belki yağması beklenmez ama kış geldi geçiyor. Henüz kar göremedik İstanbul'da maalesef. Küresel ısınmanın getirdiği kuraklık etkisi kesinlikle var. O inkar ediliyor ama değil mi? İzmir'de evet, falan İzmir'de da var. İzmir'de 15-16 dereceydi. Ama 15-16 derecede olmaması gerekir bu mevsimde. Hatta köylüler şeyi konuşuyordu yani bu gidişte zeytinlikleri dahi sulamak gerekecek. Yani evet zeytinlik normalde evet, sulanmıyor yani hani yağmur suyu yeterli olması lazım ama ciddi kuraklık var. Evet şehre giriyoruz şu anda. Toplu konut binaları Sovyet yani komünist sistem usulü karşımıza çıkıyor tabii ki. Aldık galiba değil mi benzini? Bakalım burada kaç şehir içinde? 95 oktanlık aldık. Burada 2.59 galiba. Evet 2.59. Gene 7 sent diyelim. Kardayız. Yani 7 stoiçka mı bunların senti galiba stoiçka. Şehre girdik şimdilik. Burada sonlandıralım videoyu. Daha kısa oldu ikinci video. Çok daha açıkçası böyle bir sohbet muhabbet de oldu mu olmadı gibi ama olsun. Yorulduk herhalde. Yorulduk. Tabii bayağı da yol yani 6-7 saat araba kullanmak kolay işte. Yani sabah 7'de çıktık İstanbul'dan yola İstanbul saatiyle. Şu anda Türkiye'de saat aslında 3'e 10 var. Yani 8 saat sürmüş. 8 saattir yoldayız iyi kötü. Durduk tabii bir iki kere ama 8 saatlik bir yol. Az değil. O yüzden şimdilik burada duralım. Yine bir sonraki video artık dönüş yolu olur herhalde. Dönüş yoluyla devam ederiz. Orada bakalım belki tek olurum. Belki yanımda başka biri olabilir. Bakalım. Sürpriz olsun. Görüşmek üzere. Kayıt Şiksat'tan. Yolda Akademi'nin videosundan.